her türlü kötülükten ve afetten korunmak niyetiyle şu duaları okumamızda büyük fayda var. O Allah'ın ismiyle akşamladım ki, akşama vardım ki, onun ismiyle birlikte ne yerde ne de gökte hiçbir şey zarar veremez. O hakkıyla işiten, hakkıyla bilendir. Evet, ey Rabbim, sen her şey senin hizmetindedir. Sen her şeye muktedir olansın. Sen bizi koru, bize yardım et ve bizlere rahmet eyle ya Rabbi. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, gökten ve yerden gelecek olan bütün felaketlerden beni koru. Allah'ım, önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan gelecek olan bütün felaketlerden beni koru ve muhafaza eyle. Allah'ım, bizi gazabınla öldürme, azabınla helak etme. Bunlardan daha önce bize afiyet ver ki biz azabından korunabilelim, ibadetimizi yapabilelim. Allah'ım, bizi gazabınla öldürme, rahmetinle muamele eyle. İşime Allah'ın adıyla başlarım. Bismillahi la yadurru ma ismihi. Bismillahi lezi la yadurru ma ismihi. Şeyin fil ardi ve la fissema. Bu dua. İşime Allah'ın adıyla başlarım ki onun ismi ve yardımı olduktan sonra ne gökte ne de yeryüzünde hiçbir bela ve sıkıntı zarar vermez. Bunu Peygamberimiz şöyle buyuruyor. Sabah kim bu duayı okursa, Bismillahi lezi la yadurru duası, akşama kadar bir şey zarar vermez ona. Kim akşam verirse, okursa sabaha kadar hiçbir şey zarar vermez ona. Bu duayı da bol bol okuyacağız. Bismillahillezî lâ yadurru ma'asmî şey'un fil ardi ve lâ fissemâ ve hüssemül alîm. Bu duayı bol bol okuyacağız. Onu bir daha Türkçesini okuyalım. İşime, herhangi bir işe Allah'ın adıyla başlarım. Onun ismi ve yardımı olduktan sonra, Allah'ın ismi ve yardımı olduktan sonra ne yeryüzünde ne de gökyüzünde hiçbir bela ve musibet ve sıkıntı zarar vermez. Bu duamızı da bol bol duaların içerisinde katmış olalım. Efendim, şimdi